Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ve Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kurulan iki üniversite Türkiye ve Balkanlar arasında bilim ve kültür köprüsü olarak işlev görüyor. Türkiye'den eğitim gönüllüsü hayırseverler tarafından büyük destek gören bu üniversitelere bölgeden ilgi yüksek. Şimdi kısaca bu üniversitelerimize bir bakalım. Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfı tarafından kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 2004 yılında öğretime başladı. Bosna Hersek'te Avrupa eğitim standartlarını benimseyen ilk eğitim kurumları arasında yer alan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, değişen alanlarda 5 fakültede 21 farklı program yürütüyor. Eğitim ve iletişim dili İngilizce olan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, dünyanın her yerinden gelen öğrencilere açık. Hem Türkiye'den ve hem diğer Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler, kültürler arası diyaloğun geliştirilmesinde de olumlu katkı sağlıyor. Bu bağlamda Balkanlarda doğuyu batıya bağlayan bir köprü vazifesi de gören Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, bölgedeki ve diğer ülkelerdeki üniversitelerle de işbirliği yapıyor. 2006 yılında Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi ise Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle varlığını devam ettiriyor. Mühendislik, iletişim, güzel sanatlar, dil, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri olmak üzere 6 fakülte, 18 lisans, 6 yüksek lisans ve İngilizce dil okuluyla Balkanların kalbinde önemli bir eğitim misyonu üstleniyor. Geniş bir öğrenci yelpazesiyle Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkiye'den Balkanlara yüksek öğretimde bilgi ve deneyim aktaran bir eğitim kurumu. Uluslararası Balkan Üniversitesi, Mevlana ve Erasmus Değişim Programları ve tanınmış Türk üniversiteleriyle ikili işbirliği anlaşmalarıyla Balkanların gözde bir yüksek öğretim kurumu oldu. Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkiye'deki üniversitelerle ikili ilişkilerin yanı sıra YÖK'le yakın işbirliği içerisinde. Uluslararası Balkan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Şener Bilal, Mevlana Değişim Programı sayesinde öğrencilerin bilgi ve kültür birikimlerinin artmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurguluyor. Bu konsepte en çok konuşulması gereken işbirliği malumunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin yani YÖK'ün tarafından desteklenen eğitim elemanları ya da eğitim akademisyen ve öğrenci değişim işbirliğidir. Mevlana Değişim, öğrenci değişim işbirliğidir. Mevlana bu alanları iyice kapatan bir işbirliği programıdır. Erasmus programına kıyasen bu bir nevi Türkiye'nin Erasmus'u sayılıyor Mevlana. İşte Mevlana belli sömestrler içinde, yarım sömestr veya bir yıl düzeyinde, yani bir yıl içinde öğretim elemanı ve öğrenci değişimi programı imkanları sağlıyor. Bu Türkiye'de bu protokol imzaladığımız bütün üniversitelerde şu anda üniversitemizde, bünyemizde Mevlana değişimiyle gelmiş öğrencilerimiz var. Ayrıca bizim de Türkiye'ye gönderdiğimiz öğrencilerimiz var. Bu protokoller sayesinde burada yaşayan Arnavut, Türk, Boşnak ve diğer unsurlar Türkiye'deki değişik üniversitelere gidiyor. Oradaki eğitim sisteminden kültürüne kadar her şeyi bir gözlemleme imkanı sağlıyor. Bir aynı zamanda aynı anda eğitim süresini de devam ediyor. Orada aldığı eğitim derslerini biz burada kabul ediyoruz ve eğitimini tamamlamış olarak gösteriyoruz. Bu da iki ülke arasındaki yakınlaşmayı, eğitim alanında yakınlaşmayı daha da güçlendirmeye sebep oluyor. Uluslararası Balkan Üniversitesi de Sırbistan'dan Bulgaristan'a, Karadağ, Arnavutluk ve Türkiye'ye kadar Balkanların hemen hemen her tarafından öğrenciye eğitim veriyor. Eğitim dili İngilizce olan Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde 1. sınıfta bütün öğrencilere temel düzeyde Türkçe öğretimi yapılıyor. Kurum Şangay kriterlerine göre 2012 yılında Makedonya'nın en iyi özel üniversitesi seçildi. Türkiye'den LYS puanıyla öğrenci kabul eden Uluslararası Balkan Üniversitesi, aynı zamanda YÖK'ün tanıdığı Makedonya'daki 5 üniversiteden biri olma özelliği taşıyor.